Merhabalar. Onkösem halka arzı ile ilgili birkaç detay çıktı. Onunla ilgili biraz bilgiler verelim. Bildiğiniz gibi yeni çıkacak olan iki halka arzdan biri. Bakalım geçtiğimiz hafta duyurulan halka arzın ardından SPK iki halka arz daha onaylandığını açıkladı. Onkösem onkolojik halka arzı ile EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzları bugün onaylandı. Bu yazımızda işte Onkösem onkolojik halka arzına bakacağız. Ne iş yapar, fiyatı ne kadardır, ne kadar halka arz olacak gibi bilgiler. Öncelikle Onkösem'in ne iş yaptığına bakalım. Şirketin ana faaliyet konuları içerisinde mevcut durum itibariyle fiilen yapmış olduğu iş kolları arasında tam otomatik kemoterapi ilaç hazırlama cihazların üretimi, kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama setlerine yönelik sarf malzemesinin üretimi, kemoterapi ilaçlarının hazırlanması ve uygulanması için ithal edilen, üretilen serum torbaları, hortumlar ve bağlantı aparatlarına oluşan ilaç hazırlama ve uygulama setleriyle hastalara hizmet verilmesi, COVID-19 hızlı antijen ve antikor test kitleri üretimi, cerrahi maske üretimi, kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde kemoterapi ilaç hazırlama ünitelerinin kurulması ve işletilmesi yer alıyor. Onkosam halka arz fiyatı ne kadar ona bakalım. Onkosam hissesi 17,5 TL'den halka arz olacakmış. Ne zaman halka olacak? Halka arz tarihi 22-23 Aralık tarihinde açıklanacak. Yani o zaman halka arz olmuyor arkadaşlar. Daha belli değil. Daha talep toplama zamanları var. Tarihi şundan 4-5 gün sonra belli olacakmış. Talep toplamada 2 gün sürecekmiş. Hisse kodu 10CSM olacakmış Onkosem'in. Halka arz büyüklüğü ne kadar? 104 milyon lira olacakmış. Çok büyük bir halka arz değil. Güzel. Onkosem halka arz açıklık oranı ne kadarmış? Halka arz açıklık oranı %24,94. Toplamda 5,95 milyon adet lot dağıtılacaktır. Onkosem kimmiş? Onkosem şirketinde çoğunluk payların sahibi olan yönetim kurulu başkanı Erol Çelik, şirket hisselerinin %90'ına sahiptir. Yukarıdaki resimdeki arkadaş %90'ına sahipmiş. Şirket sermayesi içerisinde EC Yatırımlar Holding AŞ ve Buls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı kalan %5'er payı sahiptir. Kaynak Onkosem taslak izahnamesinde varmış. Onkosem halka arz yorumu ile ilgili bir bakalım buraya. Gelişen sağlık sektörü tüm dünyada olduğu gibi Onkosem'in faaliyet gösterdiği tıbbi cihaz imalatı sektörünü de olumlu yönde etkilemiştir. Şirketin sunduğu hizmetlerin kanser hastalığının tedavisine yönelik olması, bu hastalığın ülkemizde ve dünyada yaygın olması sebebiyle şirketin hasılatı ve faaliyetleri son dönemde ekonomide meydana gelen olumsuz gelişmelerden etkilenmemiştir. Şirket bünyesinde yapılan Ar-Ge çalışmaları neticesinde 2020 yıl sonu itibariyle kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama setlerine yönelik yurt dışından ithal edilen birçok sarf malzemelerin Onkovalt, Onkovalyal, Spike ürünlerine oluşan bağlantı kabloları üretimine başlanmış olması ve 2020 yılı yılından itibaren dünyayı etkileyen pandemi sürecinde şirketin hızlı bir Ar-Ge çalışması ile COVID-19 hızlı antijen test kitlerinin üretimi gerçekleştirilmiş olması neticesinde şirket yurt içi ve yurt dışı pazarda hızlı bir şekilde yer almıştır. Finansal gücüne bakalım. Bu kapsamda şirketin 2020 yılında 20,7 milyon olan test kit satışları 2021 yılında %62 oranla artışla 45 milyon olmuş. 31.03.2020 döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %280 artarak 22,5 milyon TL olarak gerçekleştirmiştir. Riskler neymiş? Covid-19 pandemisinin önümüzdeki dönemlerdeki seyrine ve konut tarihlerinin alımı derisine bağlı olarak şirketin test kiti satışlarına ilişkin geleneğine düşük görülebilir. Nereden para kazanıyor? Şirketin faaliyetleri temel olarak kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama seti satışlarından oluşmakta olup ayrıca 2020 yılı itibariyle başlanan test kiti satışları da hasılat içerisinde önemli bir yer edinmiştir. Şirket hasılatı 2019 yılındaki 47,8 milyon TL'den 2020 yılındaki test kiti satışlarına başlamasının da etkisiyle %111 artışla 101,3 milyon çıkmış. 2021 yılında da temel olarak test kiti satışlarındaki artış çerçevesinde 2020 yılına göre %26,3 artışla 128 milyon TL yükselmiş olup 31.03.2020 dönemi itibariyle de bir önceki yılın aynı dönemine göre %158 artışla 43,8 milyon TL yükselmiştir. COVID-19 pandemisi ile beraber hızlı test kiti satışlarının başlaması ile birlikte ihracatın artması ve ana faaliyet konusu olan kemoterapi ilaç hazırlama set faaliyetlerindeki iş hacminde artışıyla hasılatın yıllar içinde arttığı görülmektedir. Aşağıda başka ne varmış? Buraya geçelim. Onkosem halka arz taahhüt fiyat istikrar ve hedefleri. Halka arzdan elde edeceği gelirin azami %20'sine denk gelen paylar ile sınırlı olmak kaydıyla 30 gün sürecek bir fiyat istikrarı hedefleniyor. Şirket ayrıca bir yıl boyunca bedel sermaye artırımı yapılmayacağını, dolaşımdaki payların artmasına sebep olacak şekilde satışa ve halka arzın olmayacağını, pay satılmayan şirket ortakları tarafından 6 ay boyunca pay satışının satılmayacağını ve halka arz fiyatının altına satış yapılmayacağını taahhüt etmiştir.
Peki halka arz geliri nerede kullanılacakmış? %50'si işletme sermayesi ihtiyacının finanse edilmesi. %25'i planlanan üretim fabrikası yatırımı kapsamında. %25'i de üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yapılacak makine ve ekipman yatırımı konusunda olacakmış. Oransal mı olacak, eşit ağırlıklı mı olacak ona bakalım. Halka arz eden payların %25'i yurt içi bireysel yatırımcı eşit dağıtım olarak gerçekleştirecektir. Eşit dağıtılmış, oransal değilmiş. Tamam. Eşit dağıtım arkadaşlar 5 milyon da koysanız, 5 bin de koysanız eğer 100 lira verecekse ikiniz de 100 lira alacaksınız. Ondan ibaret. Başka da bir şey yok. Finansal bilgiye gelince onunla ilgili bir analiz yapacağız. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Umarım video size faydalı olmuştur. Eğer olduysa lütfen beğeni yapmayı ve takip etmeyi unutmayınız. Hepinize şimdiden iyi hafta sonları dilerim.